Tek günde anlatmak çok zor planlamacının hayatını. Ama en nihayetinde haftanın her günü satış odaklı aksiyonları alır. Bir günü satış odaklı geçer planlamacının hayatında. Bunu günlere bölmek gerekirse haftanın ilk 2 günü hep geriye bakıp hangi ticari sonuçlar doğmuş satışlarda, indirim yapması gerekiyor, stok seviyesini arttırması gerekiyor veya satışla alakalı başka bir revize aksiyonu mu almamız gerekiyor? Çok iyi giden satışları önümüzdeki döneme yansıtması mı gerekiyor? Bu kararları alır haftanın ilk 2 günü. Bunu da trading toplantısında yapar. Bu toplantıya tüm departmanlar katılır ve ortak bir aksiyon planı çıkar. Çarşamba, perşembe günleri genelde indirim yapma, sipariş yazma günleridir. Haftanın son gününde 2 haftada bir saha ziyaretleri yapar. Geriye kalan eğer saha ziyareti yapmıyorsa eğer, cuma günleri planların revizesi ve önümüzdeki yıl yeni planların aksiyondan alınmasıyla geçer. Bu söylediğim tüm konular tabii bu arada sadece Türkiye için değil, ekiplerin baktığı bütün ülkeler için geçerli. Türkiye, Rusya, Kazakistan, Romanya, Makedonya, Ukrayna, Belarus, Fas, Almanya, Fransa ilk aklıma gelen ülkeler. Bütün ülkeler için olabildiğince detaylı ama bazı yerlerde yüzeysel olarak tespitleri yapıp aksiyonları alırlar.